Değerli dostlar, selamlar. Bu videomuzda Hesner üzerinden oluşturmuş olduğunuz bir cloud sunucuya Windows'u nasıl kurabileceğinizi ve kurmuş olduğunuz bu sunucuyu da uzak masa üstünden nasıl yönetebileceğinizi aktaracağım. Cloud alanına geldikten sonra Add Server butonuna tıklıyoruz. Burada lokasyon seçimi alanı mevcut. Burada size en uygun lokasyonu seçebilirsiniz. Ben genellikle Almanya lokasyonu seçiyorum. Lokasyon seçiminden sonra işletim sistemi alanı burada mevcut. Buradaki işletim sistemi konusu çok önemli değil. Çünkü halihazırda zaten Windows kuracağız. Burada yapmanız gereken Inter kısmını seçmek. Burada da karşımıza farklı fiyatlarda sunucular çıkıyor. Burada bütçenize uygun, ihtiyacınıza uygun hangi sunucuyu satın almak istiyorsanız o sunucuyu seçebilirsiniz. Ben genellikle 13.10 Euro'luk sunucuyu tavsiye ediyorum. Bu sunucu birçok ihtiyacı kolay bir şekilde karşılayabiliyor. Daha sonrasında burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece isim verebilirsiniz. İşte nedir? Uzak masaüstü gibi, eğer birden fazla cloud sunucunuz varsa karıştırmamanız adına. Bu işlemler bittikten sonra burada Create butonu mevcut. Bu butona tıkladığımız anda sunucunun bilgileri bizim mail adresimize post ediliyor. Sunucunun kurulumu da ortalama 1 dakika falan sürüyor. Oluşturmuş olduğumuz sunucunun ekranına giriyoruz. Daha sonrasında ISO Image alanına geldik. Buraya Windows Server yazdık. Windows 10 veya Windows 11 gibi işletim sistemlerinin ISO image'ları burada mevcut değil. 2016, 2019 ve 2022 gibi sürümler var. Ben genellikle 2022'yi tercih ediyorum. 2022'nin İngilizce olan ISO kalıbını mount ediyoruz. Mount işlemi bittikten sonra kurulum esnasında bu alanı birkaç kere daha kullanacağız. O yüzden bu sayfayı kapatmamanız oldukça önemli. Bu işlem bittikten sonra konsol butonuna tıkladık. Sunucuya şu anda bağlantı sağlandı. Bu iki butona tıkladığınız anda yüklemiş olduğumuz ISO kalıbı aktifleşiyor ve Windows Server 2022 kurabileceğiniz ekran karşımıza geliyor. Buradan sonraki işlemler oldukça basit. Aynı Windows 10 veya Windows 11 kurarmış gibi bir ekran karşımıza geliyor. Dil olarak sadece İngilizce mevcut. Türkçeyi burada seçemezsiniz. Ama burada Türkçeyi seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü klavyeden dolayı burada Türkiye'yi tercih edebilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi Q klavye otomatik olarak geliyor. Next butonuna tıkladık. Daha sonrasında Install Now butonuna tıkladıktan sonra kurulum kısa bir süre sonra başlıyor. Burada da tavsiye ettiğim Desktop Experience bölümü. Yine Next butonuna tıkladık. Buradaki kutucuğu işaretledik. Tekrar Next butonuna, akabinde Advanced butonuna tıkladık ve disklerimiz görünmüyor. Disklerin görünmediği senaryoda burada yine ISO Image bölümünde Win yazıyoruz sadece. Ve buradaki Virtual Win kalıbını mount ediyoruz. Mount işlemi bittikten sonra disklerimiz görülmeye başlayacak. Şu anda konsola gel, Load Driver butonuna tıkladık. OK butonuna bastık. Burada karşımıza mount etmiş olduğumuz ISO kalıbının dosyaları geliyor. 2016'yı da seçebilirsiniz. 22 de çok önemli değil. Genellikle zaten disk çok hızlı bir şekilde buluyor. Şu anda disk bulma işlemi tamamlandı. Delete butonuyla diskleri tek disk haline getireceğiz. Bu işlem de bitti. Şimdi tekrardan yine ISO alanına gel. Buraya Server 2022 dedik. İlk yüklemiş olduğumuz ISO kalıbını tekrardan mount ediyoruz. Bu işlem de bittikten sonra Refresh butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi Next butonu artık aktifleşti. Diskimiz de görülüyor. Yükleyeceğimiz ISO kalıbı da görülüyor. Next butonuna tıkladığımız anda da kurulum başlıyor. Kurulum ortalama 3 dakika sürüyor. 3 dakika sonra server hazır hale geliyor. Server hazır hale geldikten sonra da yine yapmamız gereken 1-2 işlem var. Bu işlemleri de videonun devamında sizlere aktaracağım. Şu anda karşımıza şifre belirleme alanı geldi. Bu şifreyi, belirlemiş olduğunuz şifreyi unutmamanız gerekiyor. Çünkü uzak masaüstü bağlantısında da bu şifreyi kullanacağız. Şifremizi belirledik. Akabinde de Finish butonuna bas. Şu anda sunucumuz aktif, hazır bir şekilde, kurulu bir şekilde karşımızda. Burada da tekrardan şu butona bastık. Belirlemiş olduğumuz şifreyi ilgili alana gireceğiz. Ve şu anda oluşturmuş olduğumuz sunucumuzda oturum açtı. Ethernet kartını tanımayacak. Ethernet kartını tanımadığını senaryoda bir önceki takmış olduğumuz ISO kalıbını tekrardan mount edeceğiz. Bu işlem bittikten sonra da Ethernet kartımıza bu driver'ı yüklediğimiz noktada artık sunucumuzun interneti aktifleşmiş olacak. Burada çöp kutusuna geldik. PC'de Properties butonuna tıkladık. Akabinde Device Manager butonuna tıkladık. Burada zaten yüklü olmayan donanımlar arasında Ethernet kartı mevcut. Update Driver. Daha sonrasında da takmış olduğumuz ISO kalıbını seçtik. OK butladık. Next dememizle birlikte zaten Ethernet donanımı hızlı bir şekilde bulunuyor. Close butonuna tıkladık ve şu anda sunucumuzun Ethernet kartı aktif.
interneti aktif. Bu işlem de bittikten sonra kalan tek işlem sunucu uzaktan bağlantı için gerekli olan işlem. O da yine tekrardan properties alanına geliyoruz. Burada remote desktop butonuna tıkladık. Buradaki işlemi onayladığımız anda şu anda sunucumuza uzak masaüstü bağlantısıyla bilgisayarımızdan, masaüstü bilgisayarımızdan veya laptopumuzdan kolay bir şekilde bağlanabiliriz. Bağlanmak için de yapmanız gereken işlem şu. Tabii ki öncelikle Server 2022 kalıbını tekrardan sunucuya takmak gerekiyor. Burada mevcut ISO kalıbımızı tekrardan takıyoruz. Masaüstü bilgisayarımızda uzak masaüstü bağlantısına tıkladık. Burada sunucumuzun IP'sini seçtik. Bağlan butonuna tıkladık. Gördüğünüz gibi buraya Administrator, buraya da belirlemiş olduğum yazdık. Beni aldım sağ kabinde tamam butonu. Buraya kullanıcı adı bölümüne Administrator, parola bölümüne de belirlemiş olduğumuz şifreyi yazdık. Beni anımsa butonuna tıkladık. Tamam butonuna tıkladık ve şu anda sunucumuza uzak masaüstü aracılığıyla bağlanmış olduk. Gördüğünüz gibi sunucumuzun interneti de halihazırda mevcut. Bundan sonra da yapmanız gereken işlemler tamamen size kalmış. İsterseniz işte Python yazılımı çalıştırabilirsiniz veya Chrome'da işlem sağlayabilirsiniz gibi gibi. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.